Şimdi gelelim benim konuşacaklarım kısma. İlk önce bir dakika bir IRL hakkında konuşalım. Öncelikle konuşacakken şimdi 3 saat kadar oynadım. İlk önce mekana gittik. Mekanda bize az önceki Brian Intihar da geldi. Abi bize anlattı. Şöyle şöyle geliştirdik, böyle geliştirdik. Oyunu 3 saat kadar oynadım. Spoiler free tamamen. Spoiler anlatmayacağım. Oyunu 3 saate yakın oynadım. Az buz oynamadım yani. Baya baya fazla oynadım. Onun dışında orada biz işte bir alana girdik. Orası mesela Oscorp Corporation gibi bir yerde. Ondan sonra orada Symbiote'un kendi hali vardı. Yan tarafta Connors'ın, Lizard'ın ofisi vardı. Çok güzel yapmışlardı. Onu da görebileceğiniz videosu gelecek. Ondan sonra Spider-Man'i gördük. Şeyin, Kraven'ın kendi evi vardı. Ondan sonra Karnaval vardı ki Brooklyn tarafında Karnaval var oyunun kendisinde. Zaten gördüğünüz trailer'da. Karnaval'da da başka yayıncılara ve influencerlara veya basına karşı oyun oynadım. İki tane şey kazandım. Biri bu. Ama bir de bunu kazandım abi. Bu biraz büyük açıkçası. Venom'un bastığı. Ters mi tutuyorum? Ha, düz tutuyorum. Evet. Venom'un Miles ve Spider-Man'e bastığı bir poster var. Bu çok güzel gözüküyor açıkçası. Şimdi oyunu oynadım. 3 saat oynadım. Önce hangi modda oynadığını söyleyeyim. Tabii ki de oyunda hem performans hem de fidelity yani 30 FPS ama grafik modu olacak. Ray Tracing'le. Biz performans değil hatta performans modu yoktu bizim şeyimizde. Tabii ki de çıkışında olacak ama onu söylediler ama biz fidelity modunda oynuyoruz. 30 FPS modda oynadık. Ve hayatımda PlayStation'da hani PlayStation 5'te ilk defa fidelity modunu oynarken 60 FPS'te oynamadığımı fark etmedim. İnanılmaz iyi çalışıyor. Nasıl optimize ettiler bilmiyorum. 30'dan aşağı 1 saniye bile düşmedi. Şakalı bir şekilde 30'du. Hani ve ray tracing falan full var. Açıktı her şey. Bütün ray tracingler falan her şey. Çok iyi gözüküyor şehir. Aynı zamanda birinci oyuna göre view distance dediğimiz hani uzağa görme ne kadar şehrin uzağa hani birinci oyunda konsolda oynadıysanız özellikle PlayStation 4'te oynadıysanız belli bir mesafeden sonra daha blurlu gözüküyordu ya. O görüş mesafesi o kadar uzak ki hiçbir şey fark etmiyorsunuz. İnanılmaz bir mesafe. Yani gerçekten Manhattan'ın başından ortasına kadar mükemmel gözüküyor. Zaten diğer tarafını göremiyorsunuz. İnanılmaz iyi yapmışlar. Ve bu yani şurada da göstereceğim şey de bu da Fidelity bu arada 60 ve 60 FPS modu değil. Burada da gösterilen 30 FPS modu. Yani bu inanılmaz bir 30 FPS. O kadar güzel akıyor ki. Şimdi oyunda neler değişmiş? Şu onlara gelelim ilk önce. Bir, iki Spider-Man'de oynuyorsunuz. İkisine istediğiniz gibi geçebiliyorsunuz. Bazı şeyleri videosunu sonra anlatacağım videosu üzerinde de. İstediğiniz zaman, istediğiniz anda Miles veya Peter oynayabiliyorsunuz ve bu geçiş yaklaşık bir saniye filan. Basılı tutuyorsun, fıtıp diye geçiyor. Hiç zorlanmıyorsunuz. İstediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz. Bazı görevler tabii ki de hani görevlerden dolayı bazen Miles bazen Peter'la oynamak zorundasınız. O tür şeyler mecburi zaten. Ama onun dışında iki karakterle de şehirde dolaşabiliyorsunuz istediğiniz gibi ve çok hızlı bu değişim. Hani öyle 30 saniye bulutları gördüm. Bulutları gördükten sonra şehre indim falan değil. Basıyorsun tuşa tak diye full hızda çalışıyor. Oyunda fast travel 1 saniye. İstediğiniz herhangi birçok yere fast travel atabiliyorsunuz ilk oyundaki gibi. Fast travel PlayStation SSD sayesinde yaklaşık 1 saniye sürüyor. Yani açıkçası çok kullanılabilecek bir özellik. Yani çünkü bir önceki oyunda PlayStation 4'te oynuyorken fast travel'dan daha hızlıydı. Senin oraya şeyle ağ atarak gitmen. Bu oyunda öyle değil. Direkt insta gidiyorsun. XP'ler ortak. Ama skill'ler ortak değil. XP ve skill olayına gelelim. Aynen Miles ve Spider-Man'i anlatmışken. Hatta o görüntü bende var mı ona bakayım. Orada şöyle çalışıyor. İki farklı XP ve skill sistemi var. Hem Miles için var hem Peter için var. Çünkü Miles biliyorsunuz daha böyle elektrik gücü olan atakları var. Peter'da da Venom olacak bu sefer. Venom güçlerini kullanabilecek. Daha sonra simbiyot güçlerini kullanabilecek. Ama aynı zamanda Spider-Man güçleri var. Üçüncü bir ek olarak da. Peter için hani bunlar genellikle hani kişilerin Peter'ın veya Miles'ın olanlar dövüşleri daha iyi yapıyor. İkililer genellikle traverse yani A noktasından B noktasına web swing'i ondan sonra suit gücü
suit staminası veya bu wing suit'i filan arttırıyor. Yani hoplama, zıplama, web swinging, işte web suit gibi özellikleri arttırıyor. O da çok güzel. Hatta benim tavsiyem, oyunu oynayacaksanız ilk önce kesinlikle ve kesinlikle ikililere verin abi. İkililere verin. Çünkü inanılmaz iyi çalışıyor. Yani oyunda en çok öveceğim, hatta şu anda görüntülerle konuşalım istiyorum. En çok öveceğim şey kesinlikle traverse, yani A noktasından B noktasına gitme olayı. Çok iyi çalışmışlar. Yani birinci oyunun üzerine o kadar eklemişler ki, bir acayip fazla özellik eklemişler. Bu wingsuit'i eklemişler. Wingsuit bu arada şeyden daha hızlı değil, onu söyleyeyim şimdiden. Wingsuit A atmaktan daha hızlı değil. A atmak daha hızlı. Ama wingsuit'te böyle rüzgar kanalları var. Rüzgar kanalları sizi A noktasından B noktasına füze gibi götürüyor. Aynı şekilde wingsuit'te mesela havada kalamıyorsunuz. Gittikçe aşağı doğru azalıyorsunuz. Böyle gittikçe tık 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 diye, yani gücünü kaybediyor wingsuit. Hani belli bir şey olmadığı sürece şehirlerin apartmanların tepesinde yukarıya upriftler var. Sizi yukarıya atabilenler var. Onlar olmadığı sürece momentum düşülüyor. Süzülüyorsunuz açıkçası. Ve bence bu güzel olmuş. Elinde sonunda, hani Spider-Man oyunu her zaman A atma üzerine olmalı. O yüzden hoş olmuş açıkçası o. Ama bu tür özellikler eklemeleri acayip iyi olmuş ve sadece bununla kalmamışlar. Hani evet, web suite yaptık bitti dememişler. A atmaya da çok fazla özellik eklemişler. Mesela A atmak üzerine free roam'da işte hızlanmayla uğraşmak istemiyorsan daha da güzel abi. Oyunda şöyle birkaç özellik getirmişler. Miles'in zaten hani ışınlanmayla alakalı bir tane süper gücü vardı biliyorsunuz. Kendi ileriye atma, dash atma. Şimdi Peter'da bu eksikti. Peter'da Venom'la eklemişler bunu. Aynı zamanda hani mesela dümdüz gidiyorsunuz, yavaşladınız, direkt ileriye kendini fıtıp diye fırlatabiliyorsun. Böyle ileriye doğru uçuyorsun, hani böyle kendine bir boost atıyormuş gibi. Onun dışında skill'lerle açılabilen birkaç özellik var ve en iyisi, burada gösteremiyorum ne yazık ama anlatabileceğim bir şey. Mesela şuradaki bir görüntüden anlatabilirim. Mesela bir önceki oyundan yaptığınız bir olaydan bahsedeyim. Şuradan sağa dönmek istiyorsunuz. Şurada yolu görüyorsunuz. Buradan sağa dönmek istiyorsunuz. Buradan sağa dönerken oyunun ve fiziğin gerçekliği yüzünden elinde sonunda hem kamerayı hem şeyi kolu döndürürken, analogu döndürürken geniş alıyorsun ve çok yavaşlıyorsun. Apartmanların hani şehirde yön dönmek. Adamlar da bunu fark etmiş. Bu yüzden mesela buna bir tane skill eklemişler. Yuvarlak tuşuna, o skill'i açtıktan sonra yuvarlak tuşuna bastığınızda sağ veya sol yaptığınızda insta 90 derece çekiyor. Ve o kadar hızlı çekiyor ki seni direkt slingshotluyor. Direkt böyle mancınıkla atıyormuş gibi fıtım diye gönderiyor seni. O kadar zevkli olmuş ki o özellik. Hiç temponu yavaşlatmıyorsun. Şehirde füze gibi gidiyorsun. Onun dışında herkesin yapmak istediği ve yapamadığı şöyle güzel bir özelliği eklemişler. Hani hep 360 dönmek istiyoruz ya. Onun videosu yok ne yazık ki. Bize sağlanan video bu. Onu ben oynadım. Ne yazık ki her şeyin videosu yok. Bu oyunda var. Loop to loop yapabiliyorsun. Şöyle şu anda web swing yapıyorsun ya. Web swing yaparken en tepedeyken şurada mesela A atmayı bırakmayıp R2'ye basılı tutarsan bir tur daha dönebiliyorsun. Ve onun çıkışında bir bırakıyorsun kendini, füze gibi giden bir tane mermi oluyorsun bir anda. O kadar güzel bir özellik olmuş ki o. Bayağı bildiğin karakter 360 çıkıp kendini mancılık gibi fırlatıyorsun. Bir anda. Şehirde dolaşmak o yüzden acayip güzel. Ya yani inanılmaz zevkli. Ve şehirde yapacak şeyi arttırmışlar. Onu da söyleyeyim. Şehirde yapılacak şey de artmış. Mesela Craven'ın drone'ları var. Şurada mesela drone kovalamacısı var. Bu wingsuit'i kullanıyorlar. Mesela gidip şey yapabiliyorsunuz. Craven'ın kutularını buluyorsunuz böyle. Hatta şurada göstereyim. Craven kutularını buluyorsunuz. Craven kutularını bulup ondan sonra Craven kutularını takip ediyorsunuz. Craven çünkü buraya sadece yani bazı başka insanları da avlamaya geliyor. Bu dronlarda o Craven'ın avlayacakları herifleri arıyor. Biz de bu aletleri hackleyip şey yapıyoruz. O bilgileri elde ediyoruz. Bunları wingsuit'le takip etmeni istiyor bu arada. Bu şuradaki şeyin içinde, borunun içinde durduğun sürece şey yapabiliyorsun. Bunları download yapıyorsun. Bunları takip edip amacın downloadlamak. Küçük bir mini game gibi yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Bir de aynı zamanda şeyleri dodge'luyorsun. Birinci mini game oyun bu. İkinci crime activity'leri var zaten o ilk oyunda olduğu gibi. Crime activity'leri dışında fotoğraf mekanları var.
tek parçaları var. Çünkü kostümünü geliştirmek için tek parçaları var. Tek parçalarını dümdüz bulabiliyorsunuz veya dövüşte alabiliyorsunuz. Outpost'ları denemedim. O yüzden yorum yapamayacağım. Uçma olayı çok güzel ama uçma olayı sadece, yani bu kadar uçabildiğiniz sadece ve sadece şeylerde var arkadaşlar. O boruların içinde o kadar uçabiliyorsunuz, yoksa şey yapamıyorsunuz. Kombolar çok iyi. Komboları çünkü zenginleştirmişler. Şöyle zenginleştirmişler. Zaten teknoloji ürünleri var. Dur bir dakika. Savaşma üzerine tekrar konuşacağım. Onu traversi bitirelim. Hani şehirde kısaca A noktasından B noktasına gitme. Heh, bu dediğimde updraft da şu. Gelip kendinizi böyle yükseltebiliyorsunuz. Ve uçmayı daha da rahatlatabiliyorsunuz. Yani şehrin içinde A noktasından B noktasına gitmek için çok fazla yönteminiz var. Ve çok zevkli. Her kostümün simbiyot versiyonu yok. Sadece simbiyot kostümü var. Sadece kostüm değişiyor ama. Dediğim gibi şehirde yani dolaşmak inanılmaz keyifli. İlk yani benim en çok sevdiğim şey oydu ilk oyunda. Şehirde dolaşmak, ağ atmak, Spider-Man gibi dolaşmak inanılmaz keyifliydi. Bu adamlar onun üzerine katmışlar. Üzerine DualSense'i de çok iyi kullanmışlar. DualSense'i düzgün kullanan ender oyunlardan birisi olmuş yeni oyun. O yüzden de çok 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 memnunum. O yüzden ama eğer şeyi seviyorsanız bir önceki oyunda abi A noktasından B noktasına gitmeyi ben çok seviyorum. Dolaşmayı yani dövüşme bilmem ne değil. Ben şeyi çok seviyorum hani ağ atmayı dolaşmayı. Bu oyun üzerine o kadar fazla eklemiş ki anlatamam. Hani ağ atmanın daha keyifli ve hani ilk oyunda bazı eksiklikler vardı. Eksikler dediğim de hani yavaşlıyordun, çok şey yapıyordun. Onların hepsini fark etmişler ve düzeltmişler. O yüzden çok iyi. Peter'ın suratını niye değiştirmişler? Onu da anlatacağım çünkü ondan sonra fight kısmına geçeceğim. Peter'ın suratını daha animasyonlar gerçekçi otursun karaktere diye yapmışlar. Biraz o yüzden ellemişler. Ve aynı zamanda şehirden dolaşmak derken bu oyunda Brooklyn ve Queens de var. Yani bütün New York'un sağ tarafı var. Bu sayede devasa abi şehir. Yok değişmiş değil de Peter'ın suratı o kadar değişmiş değil de daha oynamışlar hafif. Yani daha gerçekçi olmuş. Ama çok gerçekçi gözüküyor. Güzel gözüküyor. O yüzden şey de çok iyi. Tekrardan dediğim gibi hani bütün şehirlerde hem Brooklyn'de hem şeyde gezebilmek de çok iyi. Özellikle o köprüde ağ atmak acayip zevkli. Şimdi dövüş kısmına gelelim. Abi dövüşü bayağı değiştirmişler. Bayağı eklemişler daha doğrusu. Zaten eski oyundaki gibi bu teknoloji ürünleri var. Bu mesela web roket diye bir şey. Tepeye bir tane roket atıyorsun. Herkese ağ atıyor. Bu mesela mine gibi bir şey. Herkesi lob diye çekiyor. O çok güzel. Onun dışında iki tarafında hem Miles'ın hem Peter'ın da ekstra güçleri var. Peter'ın Venom güçleri var. Miles'ın kendi elektrik gücü var. Onu da L1'e basılı tutup yapıyorsunuz. Bunu R1'e basıp bunu da L1'e basıp yapıyorsunuz. Ve bunlar gayet hızlı doluyor. Hatta bence ilk oyuna göre çok 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 daha hızlı doluyor. Yani 2-3 kat daha hızlı doluyor. Dövüş yine aynı mantıkta. Ama bir şey eklemişler. Peri. Evet. Oyuna peri eklemişler. Ve her şeye peri atabiliyorsun. Her şeyden kastım boss fight'ta da atabiliyorsun. Yani buradaki mesela ben Lizard fight'ını damage yemeden bitirdim. Çünkü Lizard'ın da her atağına peri atabiliyorsun. Kırmızı gözüken her atak perilenebiliyor. Her atak bu arada. Tek peride mesela bosslar tek peride stagger olmuyor ama düşmanlar mesela normal plebler tek peride staggerlanıyor. Adamlar direkt yani yok oluyor. Düşmanlar bosslar 2-3 şeyde oluyor. Perilenmeyen atak var ama çok az atak ve o mesela şey ataklar charge atak gibi şeyler oluyor. Perilerin zorluğu sen hangi zorlukta oynadığına göre değişiyor. Çünkü timing değişiyor. Şey animasyon süresi değişiyor. Souls oyunu oynadıysanız fight'ı çok kolaylaştırıyor bu. Onu söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu boss'u yerden yere yapıştırdım. Hani ben bu boss'u gerçekten hani Lizard acı çekti. Hani burnunu yere sürttüm. Hangi zorlukta? Ben normalde oynuyordum galiba. Ben galiba normalde oynuyordum. Çünkü hani ayar seçemiyorduk. Ama yani ben gerçekten burnunu yere... Boss fight inanılmaz güzel ki açıkçası Peri ile bile çok zevkli bence. Hatta bence Peri ile oynanması gerekiyor bu oyun. Peri bu arada ne derseniz düşman atak yaparken mesela şurada göstereyim. Şu şeyde mesela şu kırmızı
Bu peri arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Boss canları var sonunda. Evet. Artık ben bu... Şöyle söyleyeyim, ben bu animasyonların hiçbirini görmedim. Ben herifi yerden yere tükürdüm çünkü. Burada gördüğünüz gibi tam kırmızı olduğu anda, bu arada sarıda değil, kırmızı olduğu anda peri tuşuna bastığınız zaman ikisinde de farklı tabii ki de, şeyde Peter'da simbiyot şeyleri, Miles'da elektrik şeyleri çıkıyor. Ve karaktere böyle peri atıyorsunuz ve hafif stagger yiyor böyle. Peri süresi bayağı kısa. Peri kolay değil. Ama yani herhangi bir Souls oyunu oynayan bir insan için, normalde peri atmayı bilen birisi için de çok kolay. Onu da söyleyeyim. Yani gerçekten çok çok zevkli. Simbiyot, yok herkes yapabiliyor bu AltCat. Simbiyot olsun olmasın peri atabiliyorsunuz. Yine peri attı gördüğünüz gibi. Yani peri atmak bence açıkçası çok zevkli. Ben yani oyunu peri atarak oynadım. Canı az gidiyor. Peri atınca canı gitmiyor zaten. Peri atınca staggerlanıyor abi adam. Yani aptala dönüyor. Atağı iptal oluyor. Sen damage yemiyorsun. Adam damage yani şey olarak. O yüzden yani peri atmak bence çok güzel. Ama peri atmayabilirsiniz. Tamamen dodge'la da oynayabilirsiniz bir önceki oyundaki gibi. Türkçe olup olmadığı hakkında yine yazık ki bilgim yok. Çünkü bizim oynadığımız versiyon sadece İngilizceydi. Almanca falan da yoktu. Ve 30 FPS moduydu. Bu arada 30 FPS modu. Bilmiyorsanız. Fidelity modda oynadık biz. Unblockable attack diye bir şey var. Ama unblockable attack oyunda çok çok az gördüm. Birçok şey parryable. Özellikle fight sistemi çok değişmiş. Ve çok fazla skill var. Bu sol altta gördüğünüz az önceki fight'ta. Şuradaki fight'ta gördüğünüz sol alttaki ve sağ alttaki skill'ler değişebilir skill'ler. Sadece 4 tane yok yani. Bayağı bildin 12 tane her... 12 tane mi? Kaç tane var? Ben 12 tane falan hatırlıyorum. Daha da fazla olabilir. Bayağı fazla özellik var. Ve Peter'da o kadar var. Bir de Miles'da da bir o kadar var. Çünkü ikisininkisi daha farklı. Yani ikisinin de skill'leri çok birbirinden farklı. O da çok da zenginleştiriyor açıkçası bence. Evet, oyun ilk oyundaki ağ atma mekanikleri üzerine geliyor. Sadece PlayStation 5'e çıkıyor. Ki yani niye sadece PlayStation 5'e çıktığını da anlayabiliyorsunuz. Ne yazık ki PlayStation 4 artık bıraktık arkadaşlar. PlayStation 4'e çıkabilecek bir oyun değil bu. Bu yani öyle bir güçte değil PlayStation 4. Sadece SSD'de de değil. Oyun ayrı bir seviyede gözüküyor. Ya yani bunun 30 FPS olduğunu bana normalde gösterseniz inandıramazsınız bu fight'ın akıcılığına filan. Yani bu 60 FPS değil, 30 FPS gameplay. Ve ben bunun 30 FPS olduğunu... Ya inanılmaz iyi çalışıyor abi bu oyun. O kadar iyi çalışıyor ki, yani ben işte dediğim gibi Fidelity modda oynadık biz, hani Ray Tracing açık şey modunda oynadık, sabit 30 FPS kıpırdamıyordu yani, direkt 30'da çakılıydı ve bir saniye bile düşmedi oyun. Bu videoyu baştan sona izleyemeyiz, hayır ne yazık ki kaste atlıyorum. Run oyunun ortalarından bir yerde başladık biz, ortalarında değil de ilk 1,5 saatten sonra başladık herhalde diye düşünüyorum. Fight'lar üzerine tekrar konuşayım. Bu mesela crime'lardan birisi. Bir tane crime izleyelim. 4K, evet 4K oynuyoruz. Fight'ta aynı zamanda tabii ki de full hani rage'inizi biriktirirsiniz. Rage değil de o şeyi biriktirirseniz elinde sonunda bir patlama yapabiliyorsunuz. Miles'de zaten biliyorsunuz ama Peter'da simbiyot patlaması gibi bir şey oluyor. Direkt yok oluyor abi herkes. Buradaki yani bu crime'lar aynı ilk oyunda. Sadece fight'lar daha zengin. Çünkü yani bir mesela Miles'da bu özellikler vardı ama daha iyi artık bu oyunda. Yani mesela şu aslında şu özellik bu hani az önce ağ atması falan bir özellikti. Artık onların hepsi özellikten çıkıp normal hani skill'lere gelmiş, ekstra özellikler gelmiş. O yüzden çok çok güzel olmuş bu tür şeyler. Fight konusunda başka ne vardı? Mesela bu şehirde kovalamaca falan inanılmaz gözüküyor bak. Ya oyun inanılmaz gözüküyor.
Yok, video hızlandırılmış değil direkt yani. Risk alınmamış. Abi risk alınmamış olarak değil, oyun yani zaten yeni bir oyun yapmaya gerek yok. Devamı zaten bu oyun. Hani yeni bir oyun yapmamışlar. Daha üzerine hayvan gibi eklemişler ama. Yani inanılmaz eklemişler. Çünkü sırf şey bile. Ya mesela Spider-Man ve Miles konusunda aynı şeyi söyleyemem. Konsoldan bahsediyorum. Ne konsol oğlum? PlayStation gelmemesine. PlayStation 4'e gelemez bu oğlum. İmkanı yok. Ya direkt imkanı yok. Mümkünatı yok. Yani grafiği geçtim. Abi PlayStation 4 dediğimiz şey 2013'te çıkmış bir konsol. Nereye geliyor yani? Nasıl geliyor? Ya, sırf fast travel abi, fast travel ya. Fast travel ya, imkansız, bu patlar açıkçası fast travel yapsan. Havaya uçar. Ve şeyi de kapatmak zorundasın. Mesela şunu ne yazık ki şeyde yapamazsın. Yani bu kadar hızlı yapamazsın. Mesela web swing'in hızının artmasının sebeplerinden veya web suite'in olmasının sebebi de PlayStation 5. Bu kadar hızlı değilsin PlayStation 4 oyununda. Bu kadar yavaş yani bu kadar hızlı olmanın sebebi daha hızlı yükleyebilmesi. Yani bütün her şeyi ve yani şeye bakarsan şuradan bile anlıyorsun. PlayStation 4'te oynarken bu kadar uzak mesafe bu kadar net gözükmüyor. Tabii bende çok daha net gözüküyor. Sizde tabii ki de şey gözüküyor da. Yani oyunun mesafe yani uzak mesafede görüntü kalitesi bile düşmüyor. İnanılmaz güzel gözüküyor oyun. Fight konusuna geliyorum. Fight konusunda yani böyle klasik şeyler var, bölgeler var. Mesela burada tek bulabiliyorsunuz. Dövüşler eskisiyle 3 aşağı 5 yukarı aynı ama peri sistemi inanılmaz fazla şey katıyor. Bu mesela Miles'in perisi bu arada. Yani peri o kadar zevklileştiriyor ki. Çünkü peri de mesela ilk oyunda bence en sıkıcı şeylerden birisi. Engellenemez ataklar vardı abi. Engellenemez atakların olması İnanılmaz problemdi çünkü sıkıyordu. Çünkü adamdan kaçmak zorunda kalıyordun. Yani dodge atmak zorunda kalıyordun. Herifi dövüşmeye devam edemiyordun. Bu oyunda ise engellenemez atakları neredeyse hani 10 ataktan biri veya 20 ataktan biri engellenemez oluyor. Diğerlerinin hepsi net bir şekilde peri atılabilir oluyor. O yüzden adam sana isterse böyle heavy weapon'la koşsun, bilmem ne yapsın, carçut yapsın, direkt tak diye peri atıp gönderiyorsun geriye adamı. Ve peri attığında adam da afalladığı için o heavy olan adama mesela özel bir hareket yapacaksan da yapmana da gerek kalmıyor. Mesela kalkanlı adama peri atarsan kalkanını düşürüyor yere. O müthiş bir özellik. Ve hani fight'ı çok hızlandırıyor. Savaşı o kadar hızlandırıyor. Perinin cooldown'u yok. İstediğin kadar atabiliyorsun. Yan görevler benim şu ana kadar baktığım kadarıyla açıkçası bir önceki oyunu çok benzeri. Çok yani yenileri eklemişler. Craven drone'u eklemişler. Birkaç tane eklemişler. Çanta bulmak yerine Spider Tech diye bir şey var. Onun pinglerini arıyorsun. Onları arıyorsun. Çanta yerine bu var. Drone arıyorsun. Bütün şehri dolaştırıyor zaten sana. Yani peri tutturamazsan damage yiyorsun. Yani bir önceki oyundan çok fazla yan görev konusunda güncellememişler. Yani not bad o konuda. Foto işi var. Evet, fotoğraf var. Aynı şekilde hani bir önceki oyundaki gibi fotoğraf çekiyorsunuz zaten. Fotoğraf yerleri var. Ama bu sefer fotoğraf daha güzel olmuş. Daha hoş yerler olmuş abi. Şu yüzden daha hoş olmuş fotoğraflar. Fotoğraflar daha insanları çekiyorsun bu sefer. Artık şeyleri çekmiyorsun. Böyle abi dağı taşı mesela, bu New York'un en sevdiğim binası falan çekmiyorsun. Bu sefer daha insani mesela şey çekiyordum. New York'ta satranç oynayan adamları çektim. Onun mesela Miles olarak çekmiştim ben orada. Miles olarak onu çektiğimde Miles'in gönderdiği adam bunun geçmişini bana anlattı. Mesela oradaki insanlar işte satranç oynuyor, birbirine yardım ediyor, bilmem ne filan deyip böyle hikaye anlattı. Ve daha zevkli oldu açıkçası bu. Yani bir önceki oyundan daha iyi ama hani yan görevler o kadar zenginleşmemiş, onu da söyleyebilirim. Birisi yukarıda da stealth görevi dedi. Evet, stealth görevi var. Hemen direkt stealth görevini de göstereyim. Stealth görevleri var ama stealth görevleri Mary Jane'le olması yerine, en azından bilmiyorum Mary Jane'le de belki vardır. Ama Spider Bro'yla yapıyorsunuz. Böyle küçük bir uvu bir Spider Bro'muz var ve çok da zevkli olmuş. Biraz daha geliştirmişler. Bu zaten 3 aşağı 5 yukarı vardı benzeri. Ama daha da güzel olmuş bu. Evet, eski oyunda vardı ama daha zevklisi bu.
üzerine koymuşlar stealth olarak, şey olarak, ama dediğim gibi stealth görevleri, yine de çok fazla da bir şey yapmıyorsunuz. Böyle uçabiliyorsunuz zaten. Selamünaleyküm deyip. Uçabilmek mesela, o evet, o biraz mesela hoş. Grafikler ama yani cutscene'de grafikler. God damn. Black Stan çok şubat 26. için canım sizin. En iyi haber Emsom, hoş geldin. Grafikler çok güzel gözüküyor. Ya Miles'a bak abi. Mesela şurada da büyük ihtimalle şey var. Şu başı da izleteyim. Bu da bizim oyunun ilk cutscene'iydi. Grafikler bu arada eski oyun üzerine bayağı koymuş arkadaşlar. Yani çok net gözüküyor her şey. Özellikle texture'lar, yani şehirde özellikle inanılmaz iyi gözüküyor. Bu mesela bizim açılış şeyimizdi, bizim gameplay'imizdi. Let's see. Oyunun yüzde kaçını oynadık bilmiyorum ama ben 3 saat kadar oynadım. Hikayesi güzel gözüküyor. Spoiler vermeden konuşursam 1 saat kadar bir hikaye oynadım çünkü. Başladığını bilmiyorum. We'll finish this later. My final hunt. Ay çok güzel gözüküyor. O zaman sizin sorularınızı sorayım. Çünkü benim anlatacaklarım bu kadar. Yani ben acayip beğendim. İlk oyunun üzerine bayağı koyduklarını düşünüyorum. Özellikle benim gibi şehirde dolaşmayı seven, hani ben mesela arada PlayStation 5'te açıp şehri dolaşıyorum abi. Şehirde dolaşmak keyfi açıkçası bir 10 kat falan artmış. Çok çok daha hızlı dolaşabiliyorsun bütün şehirde. Ve çok zevkli. Puzzle görevleri duruyor mu? Puzzle görevlerinden kastın ne? Ona göre şey yapayım. Spider tekleri gelişmiş, daha fazla var. Haptik ve adaptive trigger kullanımın iyi. Daha iyi. Hatta özellikle hani Miles Morales'e göre çok daha arttırmışlar. A atarken çok iyi hissedebiliyorsun. Haptiği de glide'larken çok iyi hissediyorsun. Ha, laboratuvardaki puzzle görevleri. Puzzle tarzında bir şey var. Evet, bir puzzle'ımsı bir şey vardı başka bir yerde, laboratuvarda değil de. Bir tane puzzle var ama onun dışında ya benim denediğim yerde ben bir tane gördüm ama var. Evet. Random event var. Evet, random event var oyunda. Dolaşırken hani bu şehir etkinlikleri, crime'lar var. Virüs adamısını değiştirmede sürekli senin aynı mansiyon var, dövüş stili. İkisi de, iki karakter de farklı dövüşüyor. Hem Peter'ın hem Miles'ın dövüş sistemi daha farklı. Peter daha okkalı bir yumruk atıyor. Peter'ın attığı yumruktaki, yani zaten simbiyotla beraber attığı için şey hissediyorsun. Yani çaktığı anda, Peter'ın vurduğu anda hissediyorsun ağır bir şey. Miles mesela çok daha akrobatik bir savaş tarzı var. Miles çok daha çevik, atakları daha farklı, dodge'ları çok daha farklı.
O yüzden ikisi de birbirine çok daha farklı. Bir de kombolar, evet, ilk oyunda mesela hep kare spamı bilmem ne, ama mesela bu oyunda işte peridir. Onu şeyle, hani belli bir yerden sonra kombat çok sıkıyordu, hep aynı şeyi yapmaya başlıyordun. Orada şöyle düzeltmeye çalışmışlar bunu. Skill'lerin hem web skill'leri hem de bu Venom veya Miles'ın elektrik skill'lerinin gelme hızını çok arttırmışlar. Özellikle peri yaparsan, ki peri sistemi de başlı başına oyuna bir can katmış. Bu üçünü birleştirdiğinde bütün özellikler o kadar fazla geliyor ki kare spamlamıyorsun genelde. Bir iki tane falan kare vuruyorsun. Onun dışında çok, evet, fokus barı. O kadar hızlı fokus barı doluyor ki çok daha fazla artistik hareketler yapıyorsun ve bu sayede şey daha çok rahat oluyor. Hani aynı dövüş olmuyor. Harita büyümüş tabii ki de. New York'un Manhattan, daha doğrusu bir önceki oyun Manhattan'dı. Şu anda Manhattan'ın sağ tarafı olan Brooklyn ve Queens'de var. O yüzden harita 1,5 katı, 1,5 değil de 1,8 falan katında falan büyüdü. Inventor UI'na bakmadım ama genel UI zaten Spider-Man'in ilk oyunda da iyiydi. Yine aynı UI tarzında kullanmışlar. Kostümlerin birçoğunu bilmiyorum. Biz 5 tane kostüm. O yüzden hani çok bize kapalıydı. Şehir canlımı. Şehire çok fazla inmedim. O Spidey tepkisi alabilecek kadar inmedim. Genellikle hani wingsuit ve ağ atmak o kadar zevkliydi ki şehire gerçekten inemedim açıkçası. Fast travel sistemi eski oyundaki gibi belli hub'lar arasında fast travel atabiliyorsun ama bu yaklaşık bir saniye sürüyor. Yani fast travel noktasına basıp fast travel'a bastığında ışınlandın, oradasın, direkt başlıyorsun ve başlarken de genellikle durmuyorsun, tam bir oradaki binanın yanından ağ atarak başlıyorsun. Füze gibi başlıyorsun. Hani böyle hiç durmuyorsun. Hep yanına bahsettim. Beğenmediğim bir şeyden geldi mi? Ya açıkçası kötü olabileceğini düşündüm. Daha kötü de değil de, yani eksik olduğunu düşündüğüm yan görevler. Daha sonra yan görevlerde değil, eksik de değil de. Yan görev, Spider-Man'de yan görev yok açıkçası. Git şunu topla, git bunu topla, git şunu topla görevleri hepsi. Biraz daha zenginleştirseler ona da hoş olurdu. Ama üzerine çok gitmemişler. Üzerine gitmemeleri bence sıkıntı değil çünkü daha önemli olan, bu oyun için özellikle benim için daha önemli olan şehirde dolaşmak. Şehirde dolaşmak inanılmaz iyi. Yok, uçuş animasyonları falan çok artmış derecede. Uçuş animasyonları falan inanılmaz çok artmış. İnanılmaz artmış. Onlar çok fazla. Boss fightları çok iyi. Swing momentum var. Swing momentumunu arttırmak var. O çok iyi. Ondan sonra boss fightlar. Boss fightlar ilk oyuna göre bence çok çok daha iyi. Ama şöyle bir negatif şey olabilir ki bende bu oldu. Oyunu dediğim gibi, eğer Souls gibi peri çok iyi oynayan, peri oyunu üzerine yoğunlaşmış bir insansanız, peri oynamış gibiseniz, oyun bence bir tık kolaylaşıyor. Yani onu söyleyebilirim. Ben boss fight'ta zorlanmadım. Belki de zor fight değildi şey fight'ı. O da belki başka bir şey. Ama yani gerçekten yerden yere süpürüyordum ben Lizard'ı. Yani gerçek adamı aldım, dedim ki sen hayırdır deyip yeri böyle sürttüm herifi. Ya adamın bir tane hata yoktu bana. Benim canım azalmadı fight sırasında. Kalabalıkta bir pir atınca yanındakiler de stagger yiyor mu? Önündekiler yiyor. Koni şeklinde gibi düşün. Şöyle bir şekilde düşün. Simbiyot özellikleri sadece gösterdikleri simbiyot kostümüyle yapabiliyorsun. Yok, hepsiyle yapabiliyorsun. Tüm bosanesini söyleyebilir misin? Ben sadece şey denedim. Ben sadece Lizard'ı denedim. Sadece Lizard fight'ını oynadım. Simbiyotu kafana göre çıkartabiliyorsun. Simbiyotu çıkarmak değil. Simbiyot zaten her zaman, kostüm her zaman üzerinde. Yani benim oynadığım kısımda. Yani ben simbiyot kostümüyle oynadım ama kostümü değiştirebiliyorsun. Ama bu kozmetik bir değişiklik. Onu da söyleyeyim. Hani şey, bir değişiklik değil. En azından biz oynarken öyle gözüküyordu. Tamamen kozmetik gözüküyordu. Simbiyot kostümün özelliği neydi? Hatırlamıyorum. Ya büyük ihtimalle simbiyot insta geliyor. Oyunun başında ilk bir saatinde falan geliyor. Çünkü bizim oynadığımız, benim oynadığım oyunun ikinci saati veya üçüncü saati gibi bir şey hissediyorum. Çok öyle hissettirdi bana. O yüzden benim tahminim ikinci, üçüncü saatini falan oynadık. Ama yani tekrar ve tekrar söyleyebilirim. İlk oyun üzerine eklemişler. Bayağı eklemişler. İlk oyunu sevdiyseniz bunu çok seversiniz. TRD'si neden yok? Marvel. Yani onu bilemiyorum. Tabii ki de kendilerinden neden yok cevabını alamayacağım için o soruyu sormadım ama Marvel yüzünden yok arkadaşlar, yani anla ki. Marvel söz sahibi bu konuda. Tabii, çünkü o oyun Marvel'ın. Yani elinde sonunda oyunun. Yani şöyle arkadaşlar, ben röportaj yaparken yanımda, hani oyunun yapımcısının benim yanımda oturuyordu ama Marvel'dan bir tane PR vardı. Hani ne söyleyip ne söyleyemeyeceğini adam değil, oradaki kadın PR karar veriyordu. Yani öyle anlatayım size Marvel'ın oyunla ilgili ve alakalı. Çünkü benim bir tane sorum vardı. Hatta bak, soruyu direkt okuyayım size. Bu sorunun cevaplanmayacağını biliyordum ama ben bu soruyu sordum kendisine.
There is a lot of villains in this game. Hani oyunda çok fazla kötü var. Hani bu oyunda bayağı bu arada 6-7 falan kötü var galiba. Bu kadar kötü varken daha fazla Spider-Man'e ihtiyacımız var. İlerleyen zamanlarda Spider-Verse gibi daha fazla Spider-Man veya Spider-Man Gwen gibi bir şey görebilir miyiz dedim. Adam bana baktı, kadına baktı, bana baktı. Spider-Man 2 konuşmaya geldik buraya ne yazık ki sadece dedi. Kadın bana baktı. Ben dedim ki tamam, devam edeyim. Yok, sayda yatmadı. Çok herkes tam bir şeydi yani. Hani yapma. Zaten sona bıraktım o soruyu. Sonra beni kapatırlar diye. Son sorularından birisiydi bu. Alır mı? Abi alınır. Yani şöyle söyleyeyim, alınır. Adamlara mesela sorduğum sorulardan birisi de, mesela chatte az önce şey de sordu, Wolverine'de nasıl olur? Adamlara sorduğum sorulardan birisi de şey dedim. Yani abi siz 2-3 senede bir oyun çıkarıyorsunuz ve çıkardığınız her oyunda gerçekten 10 üzerinden 10, en kötü 9 üzerinden 10 üzerinden 9 oluyor. Yani mükemmeli yakın oyun yapıyorsunuz ve hiç sıçmıyorsunuz. Üzerine yani şu anda pipeline'ınızda 3 tane oyun var. 3 tane oyun çıkaracaksınız. Hani nasıl yapıyorsunuz? Diğer firmalardan artınız ne? Farkınız ne diyor? Dedim. Çünkü adamlar daha Ratchet & Clank'i çıkardı. Ratchet & Clank'ten 2 sene sonra bu oyun çıkıyor. Bundan 1-2 sene sonra Wolverine çıkacak. Nasıl yapıyorsun bunu abi dedim. Yani ekip olarak nasıl yapıyorsunuz dedim. Adam işte dedi hani takım takımız bölünüyoruz tabii ki de ama her takım birbiriyle konuşuyor. Her motorda herkes de hani mesela ilk Miles'ı yaptık. PlayStation oyunu motorunu PlayStation 5'e aktardık. Miles'ın takımının öğrendiği motor desteğini Ratchet & Clank'e sağladık ve Ratchet & Clank ekibi oyunun hani şu andaki yaptığımız oyun Spider-Man 2'nin asıl altyapısını geliştirdi dedi. Hani Ratchet & Clank'ten öğrendiklerimizi şu anda aktarıyoruz PlayStation'a dedi. Ve aynı şekilde bu oyunda öğrendiklerimizi de bir sonraki oyunlara aktaracağız dedi. Üzerine hani ekiplerde kendi aralarında da çok konuşuyor ve hani ekipler yani ekibin içinde birçok kişi 10 sene 15 senedir bu şeyde çalışıyor. Insomniac'da çalışıyormuş. Çok iyiler adamlar açıkçası. O konuda hani adamları etkileniyorsun. Aileyiz biz olmuşlar ama gerçekten aileler.